Sevgili gençler, merhabalar. Yeni bir konuda birlikteyiz. Yeni konumuz Osmanlı Devleti askeri düzeni, askeri sistemi, askerlik sistemi. Neyle başlayacağız? Tabii ki kronolojiyi takip edeceğiz. Beylik döneminde, Osman Orhan Gazi döneminde askerlik teşkilatıyla başlayacağız. Daha sonra da yolumuza tımar sistemi ve devşirme sistemiyle devam edeceğiz. Şimdi Osmanlı Devleti'nin klasik dönem askeri yapısına geçmeden önce beylik dönemiyle ilk etapta askeri anlamda neler yaşadığından söz edeceğiz. Şimdi biz biliyoruz ki Osmanlı siyasi haritasından 600 yılı damgasını vuran 17. yüzyıla kadar dünya siyasetinde belirleyici konuma sahip olan Osmanlı Devleti elbette bunu bir anlamda askeri gücüne borçludur. Kurduğu ordu teşkilatına borçludur ki dünyanın 17. yüzyıla kadar dünyanın en büyük askeri güçlerinden birine sahip olacak. Asya, Avrupa, Orta Doğu'nun siyasi hayatını belirleyecek. Buna göre, bu kadar belirleyici güç olduğuna göre ne yapmıştır Osmanlı Devleti? Neleri doğru yapmıştır da bu kadar güçlü bir askeri yapıyla, bu kadar geniş ve uzun ömürlü bir coğrafyada, uzun ömürlü bir dönemde varlığını korumuştur. Şimdi ilk etapta Osman Gazi ile başlayalım. Osmanlı Devleti'nin ilk savaşçıları Osman Gazi döneminde Osman Gazi'nin çevresindeki Türkmen aşiretlerinden toplanır. Bunlar gaza ve cihat amaçlı toplanan Alpler ve Gazilerdir. Osman Bey bu Alpler ve Gazilere seferlere katılma karşılığında ganimetten pay verecektir. Aynı zamanda da ele geçirilen topraklara yerleşme hakkı tanıyacaktır. Bu beraberinde aynı zamanda Ahiyani Rum, Bacıyanı Rum, Abdalanı Rum, Gaziyanı Rum gibi Anadolu bacıları, Anadolu gazileri, Anadolu abdalları gibi zümrelerle birlikte Osman Gazi'nin seferlerde yer alması sonucunu da getirmiştir. Şimdi buradan tabii ki Ahiyani Rum nedir, Bacıyanı Rum nedir diye soracaksınız. Çocuklar her biri kelime içinde, bu tip kelimelerde onu yapın. Kelimenin bildiğiniz anlamları üzerinden yorum yapmaya çalışın. Ahiyani Rum, ahilik, ahi teşkilatı sizin çok yabancı olduğunuz bir konu değil. Daha önceden de biz ahi örgütlenmesini konuşmuştuk. Ahiler toplumda anlayışlı ve uzlaştırıcı tutum sergileyen esnaf teşkilatıdır. Bu çatı altına giren esnaf aynı zamanda sanatkarlar, zanaatkarlar. Mesleki, dini, ahlaki ve ihtiyaç anında da askeri eğitim gördükten sonra bir araya gelen örgütlerdir. Anadolu'da süratle yayılacaktır. Ahilik köylerde ve uç bölgelerde büyük nüfus sahibi olacak. Osman Gazi ile birlikte Ahi Teşkilatı da seferlerin askeri gücünü oluşturacaktır. Ya da bir adım sonrasına geçiyorum. Bacıyanı Rum, bacı yani kadın. Anadolu kadınlarının örgütlenmesi bu da. Yine hatırlayın, İslam öncesinde kadınlar atçılıkta, binicilikte ve savaşçılıkta erkeklerle birlikte var olan bir cinsiyetti. İslamiyet'e geçişin ardından bu geleneği bir süre daha devam ettirecekler ve ahiliye denk kadınlar teşkilatı olarak Bacıyanı Rum Osman Bey'in savaşçı birimleri içinde varlığını sürdürecektir. Yine Abdalanı Rum dediğimiz savaşçı dervişlerin oluşturduğu teşkilat ki abdal kelimesi derviş kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Diğer birimlerle beraber, gazilerle birlikte Osman Bey'in askeri yapısı içinde varlığını sürdürecektir. Osman Bey döneminde düzenli birlikler yoktur. Söz ettiğimiz gibi uçlarda yer alan Türkmen birlikleri ya da yine söz ettiğimiz gibi Ahilik, Ahiyani Rum, Bacıyanı Rum, Abdalanı Rum örgütleri Osman Bey döneminin askeri birimlerini oluşturmuştur. Tamamen atlı aşiret kuvvetleridir. Savaş bitince bu kuvvetler dağılmıştır. Ancak savaş bitince dağılmış olması beraberinde bir takım sıkıntıları getirecektir. Profesyonel sonuç olarak işi savaş olan birimler değildir.
Bazen kuşatmalara geç kalacaklar, gelemeyecekler. Bazen de uzun süreli kuşatmalarda dayanamayacaklardır. Çünkü İznik, İzmit, Bursa kuşatması mesela 10 yıl kadar devam etmiştir. Bu gibi durumlarda ihtiyaçları karşılamadıkları için yeni birimlere ihtiyaç duyacaklardır. Bu da Orhan Gazi döneminde ilk düzenli birlikler olan yaya ve müsellem, müsellem atlı demektir, birimlerin kurulması ihtiyacını getirecektir. Hemen altını çiziyorum. Bu düzenli birlikler Vezir Alaaddin Paşa ve Bursa Kadısı olan Çandarlı Kara Halil Paşa'nın teklifleriyle Bursa'nın fethinden sonra gerçekleştirilmiştir. İlk oluşturulan bu birimlerin tamamı Türklerden oluşturulur. Yaya ve atlı olarak iki bölümden oluşurken bu birimler, yayalar müsellem adı verilen atlılarla birlikte seferlerde yer alacak. Sıradan vatandaşlardan ayırmak adına da kıyafetlerinde değişikliğe gidilecek. Ak börk diye başlık giyeceklerdir. Biner kişilik gruplar halinde örgütlenecekler. Onlu sisteme göre teşkilatlanacaklar bunlar. Ve bu birimler hem ganimetten pay alacaklar hem de aynı zamanda savaş zamanında birer, daha sonra da ikişer akçe gündelik verilmek suretiyle ihtiyaçlarının karşılanması yoluna gidilecektir. Ne zamana kadar? Kapıkulu Ocakları kuruluncaya kadar. Kapıkulu Ocakları 1. Murat'tan itibaren kurulduktan sonra geri hizmet birimlerinde yer alacak. Geri hizmet birimlerinde de işçilik hizmeti yapacaklardır. Ne demek bu? Köprü, yol yapımı, kale tamiri, inşası, hendek kazılması gibi görevlerde yaya ve müsellem adını verdiğimiz bu birimler görev alacaklardır. Bunun dışında yine kuruluş döneminde azepler, bekarlar adını verdiğimiz birimler yer alacaktır. Orhan Gazi döneminde kurulmuştur. Bunlar yine gönüllü Türk gençlerinden seçilmişler. Eyalet yöneticileri olan beyler beyleri komutasında seferlere katılmışlardır. Böylece devlet askerliği kendisine meslek edinmiş kimselerden oluşan disiplinli, savaşa her an hazır, savaş kabiliyeti daha yüksek birimler oluşturacaktır. Ki Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasından sonra azepler öncü birlikler olarak kullanılmaya devam edecektir. Öncü birlik olmaları durumunda da öncülerde adından belli, bunu ileride daha sonra bir daha konuşacağız. Yani savaşın en önünde yer alan birlikler olacaktır. Onu da şöyle düşünün gençler, bazen topçuların önünde, bazen işte yeniçerilerin önünde, yeniçerilerin şöyle dizildiğini düşünün. Yer alan azepler savaş esnasında şöyle sağa ve sola açılacaklar. Böylece işte topçulara ya da yeniçerilere savaş alanı yaratacaklardır. İşleri bu kadar mühim olduğu için de bir, Türklerden seçilecek. İki, aynı zamanda işte ailesi arkada kalmasın, sıkıntı olmasın diye bekar erkeklerden tercih edileceklerdir. Evet sevgili gençler, kuruluş aşamasındaki Osmanlı askeri yapısı bu. Bir sonraki dersimizde tımar sistemini konuşacağız ki tımar sistemi hem askeri birim adına hem toprak yönetimini tanımlaması adına önemli bir konudur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.